Muhterem Müslümanlar, aziz kardeşlerim, Yüce Allah'a hamdolsun ki bir bayram sabahına daha kavuştuk. Bugün 1 Şevval 1438 Pazar. Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bayram ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki kutlu bir misafiri uğurladık dün akşam. Bu misafir bir ay hanelerimize, sinelerimize misafir eyledik. İnşallah bu misafir bizden memnundur. İnşallah İmanımızın şahidi olacaktır. Orucumuzun da şahidi olacaktır inşallah. Şimdi bu bir aylık çalışmamızın gayretimizin ücretini almak üzere inşallah camilerimizde bayram namazı kılmak üzere camilerimizi dolduruyoruz. Asıl ücret öbür tarafta tabii. Burada bayram yaparak bunun asıl ücreti alacak olmanın, asıl ecri alıp cennete gidecek olmanın inşallah sevincini yaşıyoruz bugün. Madden bir şey almıyoruz. Manen alıyoruz. Asıl karşılık neresi? Ahiret. Az kardeşlerim, bugün hem sevinçliyiz hem üzünlüyüz. Sevinçliyiz çünkü Ramazan'ı yaşadık. Doya doya yaşadık. Ramazan mektebinin talebesi olduk. Ve bu okuldan, bu mektepten mezun olarak bugüne geldik. Başarılı bir okul, mektep talebesinin ruh halindeyiz inşallah şu anda. Karnesinin hep peki. Hocam oynama onunla. Hocam çok ilerlettin oynadın. Getir. Ayar bozuldu bak. Çok ilerledin şu anda. Evet. Başarılı bir mektep talebesinin ruh halindeyiz şu anda. Karnesi pek iyi pek iyi olan, geçerli not olan öğrenci nasıl bir ruh halindeyse karnesini aldığı zaman biz de o haldeyiz. Öyle hafifiz yani. Öyle rahatız elhamdülillah. Ramazan'ı Ramazan gibi yaşayanlar böyle olmalıdır. Değil mi? Evet. Bir yandan da hüzünlüyüz. Çünkü bize her sene Kur'an'ı yeniden getiren, bizi orucun takvasıyla, iftarın sevinciyle, sahurun bereketiyle buluşturan, bize kendimizi hatırlatan bu büyük ayı Ramazan-ı Şerif'i ne yaptık? Bıraktık yerine, elveda dedik. Böyle bereketli bir zaman diliminden ayrılmanın hüznünü de yaşıyoruz yani. Sevinçle hüzün bir arada yaşıyoruz. Ramazan-ı Şerif bizim için bir aylık bereketli bir mektep oldu. Bizi bir aylık maneviyat eğitimine tabi tuttu Ramazan. Hayatımızı disipline etmeyi öğretti bize. Kardeşliği öğretti, birliği öğretti, beraberliği öğretti. Geride bıraktığımız ömrümüzü muhasebe yapmayı öğretti, değil mi? İstikbalimizi tekrar gözden geçirme imkanımız sağladı. Ramazan öyledir, bir muhasebe ayıdır. Geçmişe göz atıp, geçmişin muhasebesini yapıp, geleceğe dair program yapabilme ayıdır. Ramazan iki yönlü. Hem geçmişin muhasebesini yapıp,
Geleceğe de program yapma ayıdır. Yani önümüzdeki 11 ayda neler yapmam lazım, nasıl davranmam lazım diye bir program da yapmam lazım. Evet, 1438 Hicri yılının Ramazan ayı bitti. Ramazan okulu bitti. Şimdi diploma alma zamanı. Şimdi Reyyan cennetlerine girme ya da cennetin Reyyan kapısından girme zamanı. Onun heyecanını yaşıyoruz, değil mi? Efendimiz oruçluya ne vaat ediyor? Ne var diyor? Cennetin Reyyan kapısından girme var diyor. İnşallah Reyyan biletini aldık. Ümit ediyoruz, değil mi? Yani öyle bir garantimiz yok ama ümit ediyoruz. Çünkü mümin ne olacaktı? Korkuyla ümit arasında olacaktı. Ya cehenneme gidersem korkusu? Allah'ın cennetine giderim inşallah diye ümit edeceğiz. Yani ben kesin cehennemliyim demek de yanlış. Ben kesin garanti cennetliyim demek de yanlış. Ama bizim gayretimiz ne olacak? Cennete gidebilmek. Cennete gidebilmek için gayret göstereceğiz. Yani adamın her hareketi cehenneme gitmek için oluyor, olup da cennet istemesi çok komik olur yani. Değil mi? Her şeyi cehenneme gidecek gibi çalışıyor. Ama isterken cennet istiyor. O komik olur yani. Abesle iştigal olur. Değil mi? Mesela camiye gelmez, namaz kılmaz, oruç tutmaz, içki içer, zina eder, bütün kötülükleri yapar. Hayır namine, iyilik namine ilaçlık yok. Cennet istiyorum ya Rabbi. İste dur. Böyle bir cennet isteme yok ki. Böyle bir isteme var mı ya? Alın tersiz sana kimse bir şey verir mi? Dünyada bile yok. Alın teri olmadan kimseye bir şey yok. Normal yol yani. Evet. Rabbimizin Bakara suresindeki 183 numaralı ayeti Ramazan ayında düsturumuz oldu. Bu doğrultuda hareket ettik. Ne diyordu Rabbimiz? Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumussiyamu. Ey iman edenler, oruç size farz kılındı. Kema kutiba alellezine min kablikum. Nitekim sizden öncekilere de farz kılınmıştı. Sizden evvelkilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Leallekum tettebun. Oruç ile korunmanız için, takvaya ulaşmanız için. İbadetler bizim takva denizimizi besleyen ırmaklardır. Oruç bir ırmaktır. Takva denizini besler. Namaz da öyledir. Oruç da öyledir. Hacda, zekatta ibadetlerimiz ırmaklar gibidir. Deniz, takva da bir denizdir. Değil mi? Bu denizin kurumaması için ırmakların olması lazım. Bu ırmaklar olmazsa deniz kurur. Evet. O yüzden namaz, oruç hepsi bizi takvaya ulaştırıyor. Mesela oruçla alakalı ayette de öyle. Lan yenal Allah luhumuha ve la dimaha ve lakin yenalu takva minkum. O kurbanların ne eti ne de kanı Allah'a ulaşmaz. Lakin ondan kazandığınız takva Allah'a ulaşır diyor. Yani biz bu oruçla takvaya ulaştığımız gibi Allah'a karşı sorumlu bir kul olduğumuz gibi kurbanla da aynı şekilde takvaya ulaşıyoruz. Evet. Oruç kalkandır diyordu Efendimiz. İşte orucu kendimize kalkan edindik. Düşman okullarından kendimizi korumak için. Düşmanımız kim? İnnehu lekum aduvvun mubin. Apaçık düşmanımız olan şeytan aleyhillâne. Nefsimizle beraber devamlı bize ok atıyor. Silahla doğrultuyor, bizi hedef alıyor. Biz de işte ibadetlerle, hasaten oruçla kalkan yapıyoruz, koruyoruz kendimizi. Orucun bu özelliği var. Yani oruç bizi tutuyor. Günaha karşı tutuyor. Günaha göndermiyor. Biz orucu tuttuğumuz gibi oruç da bizi tutmalı. Tutmalıydı. Yoksa oruç bizi tutmadıysa oruçla aramızda sıkıntı var demektir. Orucun bizi tutup tutmadığını nasıl anlayacağız?
Şimdi bugünü Şevval'in biri. Bugünden itibaren gelecek Ramazan'a kadar bakalım Ramazan bizi tutmuş mu oruç tutmamış mı bakacağız. Eğer Ramazan'daki güzelliklerimiz 11 aya yayılırsa, yaptığımız kötü alışkanlıkları vazgeçtik, namazlarımızı kıldık 5 vakit, ahlakımızı güzelleştirdik, dilimize, elimize, her şeyimize sahip çıktık. Haramları terk ettik, helallere daldık, helal yola girdik. Ha demek ki Ramazan'da bunu öğrendik. 11 aya bunu yaydığımız zaman ne olmuş oluyor? Demek ki oruç bizi tutmuş. Tutuyor artık. Bize bayağı bir eğitim vermiş. Bayağı bir fayda sağlamış demektir. Ramazan'da Kur'an ile arkadaş olduk. Neden? Çünkü Ramazan Kur'an'ın doğduğu aydı. Kur'an ayıydı. Değil mi? Kur'an o ayda inmeye başlamıştı. Şehr-i Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an diyordu değil mi? Yine aynı surenin 185. ayetinde. Bakınız. Bakara 185'te biraz önce okumuş olduğum ayetin iki aşağısında. Ramazan ayı ki Kur'an onda indirilmeye başlandı. Ve o gece indirildiği gecede Kadir gecesi, Kadir gecesi, akşamı gecesi anlattık. İnne enzelnâhu fî leyletil kadir diyor değil. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, indirmeye başladık diyordu. Evet, Ramazan bize Kur'an ile arkadaşlık ilişkilerimizi de gözden geçirmemizi sağladı, sağlamış olmalıydı. Yalnız Ramazan'da şunu da hatırladık. Şu alttaki ayete bir bakın. Geçen akşam anlattık 25. surenin 30. ayeti. Furkan suresinin 30. ayeti bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden şikayetçi olacağı tek nokta Kur'an hususu. Efendimiz bizden bir noktada şikayetçi olacak. Mahşerde. Kur'an hususunda. Kur'an'ı terk edeceğimiz, Kur'an'ı içselleştirmeyeceğimiz, işlevini kaybettireceğimiz noktasında. Bu iki türlü oluyor. Ya Kur'an'ın hükümlerini göz ardı ediyoruz, dinlemiyoruz. Uygulama noktasında sıkıntımız var. Kur'an'ın hükümleri bizi bağlamıyor. Yani Kur'an'ın hükümleri yokmuş gibi davranıyoruz. İkincisi de Kur'an'ı okuyup anlama, idrak etme, hayata tatbik etme noktasında sıkıntı. Bunların her ikisinde de hayatımızda maalesef sıkıntımız var değil mi? Elhamdülillah Müslümanım dediği halde çatır çatır faiz yiyenler, elhamdülillah Müslümanım dediği halde Ramazan günü çatır çatır oruç yiyenler, elhamdülillah Müslümanım dediği halde Kur'an ayetleri ortada olduğu halde efendim kadınlarımızın uryan gezmesi, çıplak gezmesi değil mi? Efendim böyle edepten, hayadan, utanmadan uzak bir adı Ayşe Fatma olduğu halde, Müslüman oldukları halde, açık sarih Kur'an ayetleri olduğu halde bu hususta değil mi? Tesettürle alakalı buna muhalif davranıp Kur'an yokmuş gibi, böyle bir hüküm yokmuş gibi ya da Allah yokmuş gibi davrandığımız zaman biz ne yapmış oluyoruz? Kur'an'ı çiğnemiş oluyoruz bir nevi yani. Ayaklarımızın altına almış oluyoruz. Kur'an'ın hükümlerini dinlememiş oluyoruz. Evet. Bu ay bizim namaz hususunda da bir muhasebe yapmamızı sağlamış inşallah. Evet. Namazlar hususunda ciddi manada sıkıntılarımız var. Biraz önce sabah namazı kıldık. Bir saf falan yoktu. Farz bir namaz kılıyoruz değil mi? Halbuki nasıl olmalıydı mesela? En azından bayram sabahlarında nasıl olmalıydı? Camide yer bulamamamız lazım. Ya sonradan gelenler camide yer bulamaması lazım. Eskiden öyleydi. Bayram sabahlarında sabah namazında yer bulunmazdı. Benim daha önce görev yaptığım yerlerde öyleydi. Bunlar sıkıntı. Namaz gevşekliğimiz var maalesef. Namaz özellikle 5 vakit ihtiyarlara ait bir şeymiş gibi. Hacca gidip gelenlere ait bir ibadet. Hacı, hoca, müftü, imam bunlara ait bir şey. Camiye 5 vakit gitmek.
Beş vakit kılmak. Hatta bazı yerlerde namaz kılanlara bazı isimler bile takılıyor. Adam sadece namaz kıldığı için sofi diyorlar mesela. Yani bizim köyde var. Sen namaz kılmak herkesin görevi. Bir tek yani sofini görebilir ki, değil mi? Yani sırf namaz kıldığı için böyle lakaplar takılanlar var. Adam normal vatandaş. Namaz kılıyor, aa hoca diyorlar mesela. Namaz kılmayla hoca olmuş oluyor. Ya mübarek, herkesin görevi bu. Hocanın görevi değil, ya da hoca ol, namaz kılman için hoca olman gerekmiyor. Müftü olman da gerekmiyor. Her Müslüman erkek ve kadına namaz farzdır. Bülüğ çağından itibaren. Değil mi? Yani namaz hesabı mahşerde çekilirken, görülürken, ey hocalar, ey müftüler, ey ihtiyarlar, ey hacılar, gelin namaz hesabınızı verin. Öbürlerine namaz vermesine, hesap vermesine gerek yok. Böyle bir şey yok ya. Değil mi? O yüzden namazlarımızı azami dikkat edeceğiz. Gevşek olmamamız lazım. Yani bir vakit namaz bilerek geçirmeyeceğiz bir defa da. Bilmeyerek bile olsa. Hataen de, unutarak da, uyuyarak da vesaire. Namazı geçirdiğimiz zaman şu yüreğimize bir hançer saplanmalı. Saplanıyor mu? Saplanmıyor mu? Tüh! Kaçırdık namazı. Nasıl kaçırdım? Nasıl Rabbimle randevumu kaçırdım? Rabbimin çağrısını nasıl kulak ardı ettim diyerek kendini yemen lazım. Kafanı taşlara vurman lazım. Bir vakit namazı, beş vakit namazdan bir vakit namazı bilmeyerek bile olsa, unutarak bile olsa nasıl kaçırırım, nasıl tembel olurum diyerek şu yüreğine bir hançer saplanmalı. Saplanmalı ki o zaman ha, namaz onun tadına varmış olursun. İmanın tadına varmış olursun. Yok adamın gılı kıpırdamıyor. Hiç ezan beş defa okun. Minarenin dibinde ezan duymuyor adam. Niye? Sen 3 kilometre ileride oturuyorum duyuyor. Ama minarenin dibinde ezan duymuyor. Niye? Niye duymuyor? Çünkü namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmazmış. O yüzden bir kısım böyle namaz kılmıyor. Hiç kılı kıpırdamıyor. 5 defa davet ediliyor. Çağrılıyor, gelmiyor. Yoklama 5 defa yoklama alıyor Rabbimiz. Ona gelmiyor. Bir kısmı da namaz kılıyor fakat gevşek. Namazı o sonra kılar diyor. Bir vakit geçiriyor. Bilerek geçiriyor. Bazen bilmeyerek geçiriyor. Özellikle yolculukta namazı terk ediyor. Sefer olduğu zaman, yola çıktığı zaman namaz terk ediyor ya. Yok yok böyle bir şey yok. Veya namazda gevşek davranıyor. Otobüs durmadan namaz kılmıyor. Böyle bir şey var. Onun çabasını, gayretini göstereceksin. Değil mi? Nasıl durmaz? Sen bileti para verdin aldın. Mecbur değilsin. Hakkını arayacaksın. Tuvalete gitmen bir ihtiyaçsa, su içmek için bir ihtiyaç, molası veriyorsa yemek için benim namazıma da uymak zorundadır. Evet. Tabii ki herkes bu duyarlılıkta olmaz. 50 kişilik otobüste bir kişi namaz istiyor. 49 kişi istemiyor. Şoför diyor ki sonra kaza eder diyor. Fetva da veriyor ya. Şoför olmuş müftü. Sonra kaza etsin diyor ya. Ben çok kavga ettim şoförle böyle. Adamı şikayet ediyoruz. Bizi niye şikayet ettin diyor. Benim namazımı zayi ediyorsun hem de beni niye şikayet ediyorsun? Edeceğiz tabii. O 49-50 kişiden en azından 30 kişisi, 20 kişisi namaz kılsa namaz diye o feryat etse otobüs mecbur duracak ya. Bir çiş için duruyorsa çocuk için, değil mi? Ama bu duyarlılık bizde olacak. Yok adam hor uyuyor. Yok, evet. Namaz hususunu dikkate almamız, ciddiye almamız lazım az kardeşler. Ve namaz modu 5 vakit olacak. Biz namazdan hesaba çekilirken 5 vakit üzerinden hesaba çekileceğiz. Yani sen bayramları kıldın mı? Kulum tamam geç. Yok. Cumaları kıldın mı? Cuma kategorisi ayrıdır. Bayram kategorisi ayrıdır. 5 vakit kategorisi ayrıdır. Ayrı programlardır bunlar. Ayrı derslerdir. Her dersin notu ayrıdır. Yani cuma kıldığı zaman 5 vakit yazılmıyor yani. Bayram kıldığım zaman 1 senelik namaz yazılmıyor. Böyle bir şey yok. Hepsinin dersi ayrı. Sorgusu ayrı. Evet.
geçen akşam da anlattık. İlk hesabımız namaz olacak. Mahşerde. Öldükten sonra diriliyoruz. Dirilip mahşere toplandığımız zaman, mahkeme kurulduğu zaman, mahkeme kurulacak. Bu mahkemenin başkanı Allah. Torpil sökmeyecek orada. Burada söküyor. Dünyada söküyor mu? Oho! Neler dönüyor? Mahkemeyi yanırtıyor. Yalancı şahitlik. Yalan havada uçuşuyor. Değil mi? Hakim delil getiriyor önüne. Bak kameradaki sensin diyor darbecilere. Bak silah tutan sensin. Yok ben elimdeki silah değil diyor. Cep telefonu diyor. Dalga geçiyor ya. Yalan söylüyor. Sensin diyor ben değilim diyor. Adam kendi görüntüsünü bile inkar ediyor ya. Eskiden görüntü falan yokken tamam yalan söylüyordu ben yokum falan diyorsun da. Şimdi ortada alenen kameranın önünde cinayet işledin. Adam öldürdün. Yok ben değilim diyor. Bu kadar çirkefleşiyor insan o. Bu kadar yalana tevessül edebiliyor. Dünyada böyle yapabilirsin. Dünya mahkemesinde hakimi kandırabilirsin. Yanıltabilirsin. Yalan söylersin. Ahiret mahkemesinde ne yapacağız? Kulum namaz kılmamışsın. Kıldım ya Rabbi. Desen. Ne olacak? Bütün belge ortada. Amel defterin açıldı. Defter sayfan boş gözüküyor. Bütün kaydı ortada. Video kaydı var Allah'ım. Allah video kaydı tutuyor ya. Ses, görüntü net, full HD. Kiramen katibi meleklerini yerleştirmiş. Kaf suresinin ayetini okuyun. Kaf suresinde var bu. Sadece orada değil. Çok yerde var. Melekler kayıt altına alıyor. Bütün yaptıklarımızı, ettiklerimizi. Ölene kadar. Azalarımızla, organlarımızla konuşacak. Delillerle, klasörlerce delillerle gelecek Allah mahkemeye. Bizim yaptıklarımız, hayat albümümüzü çıkarıyor Allah. Hayat albümü, fotoğraflar, videolar, sesler hepsi ortada. Bir bakacak namazdan hesaba çevirdik. Ya kulum sen çok namaz dipte ya. İlaçlık namazın yok. Ne yaptın sen kulum? Ya Rabbi namazın yok görünüyor. Tamam yok da. Onun yerine cami avize almıştım da. Onu versem olur mu? Yok kulum o değil. Ben namaz soruyorum sana. Ya Rabbi namazım yok. Tamam be anladık da caminin halılarını ben almıştım. Olmaz kulum onu ona sayamayız. Namazın yerine halı sayılmaz. Ya Rabbi namazım yok da köyün çeşmesini ben yaptırdım. O değil kulum. O defterin öbür sayfasında zaten gelecek. Ya Rabbi namazım yok onun yerine bayramları versem. Bayramda öbür sayfada var kulum. Ya Rabbi namazım yok beş vakit ama cumaları kılıyordum muntazaman. Kulum o zaten arka sayfada gelecek. Namazın devamında var. Bu namaz sayfasının devamında var. Ben beş vakitin hesabını soruyorum. Dediğin zaman ne yapacağım? Ne ayetler var? Ah bir anlatabilsek zaman olsa da çok. Fidye vereceksin. Kimi fidye vereceksin biliyor musun? Eşini diyor. Çocuklarını, yakınlarını fidye vereceksin. Yerle gök arası, dünyayı, bütün dünyayı fidye vereceksin. Senin olsa tabii. Fidye vereceksin ki bundan kurtulayım diyeceksin. Kurtulabilir mi? Yok. Şurada iki rekat daha namaz kılaydım. Şu namazları geçirmeyeydim. Şu 29 gün bak bu sene 29 gün oruç tutuldu. Ya Müslümanlar tutuyordu. Ben de Müslümandım ama tembellik yaptık. Ben de tutaydım keşke. Diyeceğiz ama o keşke de bir işe yaramayacak. Bak ilk hesap namazdandır diyor hadis-i şerifte. Madde bir namaz diyecek Allah. O kadar önemli yani. İşin şakası yok. Masal filan değil bunlar. Ayetler var, hadisler var. Okuyun diye hem metnini hem de tercümesini size burada göstereyim. Bu hadisi anlatmaya kalsak uzun sürer. Ben sadece birinci cümlesini anlattım. Devamını siz okursunuz. Taha suresi 132. ayet indiği zaman Efendimiz فَاَمُرَ عَلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Ey Muhammed! Ailene namazı emret. Kendin de sabırla ona devam et ayeti iniyor. Efendimiz de diyor, ailene namazı emret. Kendin de sabırla o namaza devam et deyince Efendimiz 6 ay kadar kızı Fatıma'yı sabah namazına çaldı, kapısını çaldı. Kızı Fatıma
Hazreti Ali Efendimiz de evli. Evi ayrı yani. Onu namaza kaldırıyor. Düşünsenize, kızınızı kocaya verdiniz. Damadınız da yan tarafta, üst katta neyse, yan cadde, sokakta. Sabah namazına kalktınız, camiye gelirken damadınızı, kızınızı namaza kaldırdınız. Örneği yoktur. Var, şu camide yoktur. Var mıdır? Örneği, bu dediğimin örneği. Nerede hocam? Biz evimizdekini kaldıramıyoruz. Evimizde hanımız horluluğu kaldırmıyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız şu anda uyuyorlar. Bayram namazına gelmesi gereken çocuklarımız vardı, getirmedik. Sabah namazına getirmedik. İyi mi ettik? Yok, iyi etmedik. Vallahi iyi etmedik. Namazlara çocuklarımızı getirmedik. En azından evde kaldırıp namaz kıldırmadık. Sorumluyuz. Ben namaz kıldığım zaman yırtmıyorum ya. Ben kıldım 5 vakit, o hoca ben... Yok yok, böyle bir şey yok. Ben aile reisi olarak 5 vakit kıldığım zaman cennet çantada keklik değil, sorumluluk bitmiyor. Efendim, kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız, güttüğünüz sürüden mes'ulsünüz diyor Efendimiz. Ben de ailenin çobanı olduğuma göre ben namaz kılmam da iş bitmiyor yani. Hanımım da kılacak. Eşim, çocuklarım da namaz kılacak. Evde çorba yerken aynı masaya oturuyoruz, çorba yiyor muyuz? He? Sofraya oturup aynı masada yemek yiyor muyuz? Ekrem abim? Ekrem abi, dinliyor musun? Ha bak, yiyoruz değil mi? Yemek yerken hep beraber yiyoruz. Namaz kılarken peki ne oluyor? Kim namaz kılıyor? Evin ihtiyar dedesi. Değil mi? Babası, hacı varsa hacısı. Namaz onların işi canım. Gençler kılmasa da olur. Demiye getiriyoruz, demiyoruz da. Yok yok, böyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Evet, Ramazan'da bize yardımlaşma, dayanışma ruhu verdi Ramazan bize. Zekatlarımızı verdik. Zekatla arındık, değil mi? Zekat farz ise üzerimize. Fitrelerimizi vererek fakiri sevindirdik. Çok sevindirdik. Bizzat şahit oldum. Verdiğiniz sadakayı fıtırları dağıtırken bu ilçede o kadar sevinen, o kadar dua eden, mahcup olan insanları görünce duayı bana etmeyin diyorum ya. Ben vesile oldum. Cemaatimize dua edin diyorum. Bunlar Kurcaşehir'deki cemaatimizden, halkımızdan bize ulaştırılan emanetlerdir. Onların ibadetleridir. Onlara dua edin. Hayır sahiplerini Allah hayrını, fitresini, zekatını kabul eylesin deyin diye dua ettirdik yani sizlere. İnşallah Rabbimiz kabul eder. Evet. Vakit ilerliyor. Şu ayeti okumadan geçmeyelim. Ali İmran 92. ayet. Ali İmran 3. sure. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Mallarınızın iyilerinden, sevdiklerinizden, Allah yolunda harcamadıkça iyilerden olamazsınız diyor. Vereceğiz, verirken de en iyisini vermeye çalışacağız. Kurban keserken ölme üzere olan değil, uyuzunu değil yani. En iyilerini kesmeye gayret göstereceğiz. Elimizi cebimize attığı zaman 25 kuruşlar değil. Veriyor, camiye veriyor. 25 kuruş çıkıyor ya şu. Cami 25 kuruş. 25 kuruş çocuğa ver, alıyor mu? Hı? Ver çocuğu dedi. 25 kuruş alır mı, almaz mı? Nereye alıyor, çarpar yüzüne? Almıyor ya. 25 kuruştan cennet yok. Yok yok. Eğri oturup doğru konuşalım. Değil mi? Yani ciddi olmak lazım biraz. Sevdiklerinizden, en hoşunuza gidenlerden, kıyamadıklarınızdan verin diyor. Değil mi? Kıyamadıklarınızdan. Şimdi وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ infak ettiğiniz şeyler فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ şüphesi Allah onu bilir. Ne verdiğinizi bilir. Ebu Talha sahabeden bu ayet inince, bakın sahabenin hayatını değiştiren ayet. Bir ayet iniyor, hayatı değişiyor. Bize 6236 ayet indi, hiç hayatımız değişmedi. Hiç, yine aynı devam. Bu ayet inince sahabeden Ebu Talha soluğu Efendimizin kapısında alıyor. Efendimiz'e diyor ki, ya Resulallah, böyle bir ayet inmiş. Doğru mu? Doğru.
Benim sevdiğim, hoşuma giden en büyük malım, aha şu mescidin karşısındaki Beyrah arazisi. Hurmalık, Medine'nin en kral yeri. Yeşil, hurma bol, en kaliteli hurma. İçinde sular var, kuyular var. Kurcaşilerin en kral yeri, düşünsene. Dümdüz. Rantı iyi, iyi para eder. Ya da iyi fındık bahçesi. Bizim memlekette fındık bahçeleri kalitelidir. Değil mi? İlçenin en kral yerinde fındık bahçe var. Çok fındık veriyor. Bir de parsellesen büyük arsalar çıkıyor falan. Değerli. Dedik ki git selamünaleyküm kardeş, bu arsayı istiyoruz. Okul yapacağız. Cami yapacağız, neyse. Vermiyor. Ya, parayla vermiyor. Ya. Dün bir yere gittim. Caminin kapısında bir köyde ismini vermiyor. Adam vaktiyle camiye minare yapılacakmış. Minare yapılması için de ağaç, yerinden ağaç geliyor, uzuyor böyle. Ağacık dalı kesilmesi lazım, minare yapılacak. Adam o dalı kestirmemiş ya. Kestirmiş de ne hallerle kesilmiş, bir dal. Minare yaptırmıyor adam, düşünsene ya. Bu adamın kanı Müslüman olabilir mi ya? Düşüneyim kendi kendime, isyan edeyim ya. Böyle bir şey olabilir mi diyorum. Ya Allah'ın evinin bir parçası yapılacak. Bir dal ağacı kökünde kesmiyoruz ya. Bu kadar cimri, bu kadar ahiret yokmuş gibi, Allah yokmuş gibi yaşamak. İnsan böyle tiksiniyor ya. Olamaz diyor ya. Git elin gavuru olsa, o ağaç gavuru ait olsa kökünden kestirir belki. Çok örneği var Avrupa'da. Avrupa'dan gelenler bilebilir. Adamlar bize neler veriyor ya. Sen olsan vermez mi? Adamlar gavur bize yerini veriyor. Cami yapıyoruz ya. Parayla da olsa veriyor, vermek zorunda değil. Değil mi? Evet. Biraz böyle yüreğimiz cız etmesi lazım bu hususlarda az kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Yaptığımız her şey Rabbimiz katında ne olacak? Bir karşılığı olacak. Hiç zayi olmayacak. Yani bir zerre miktarı iyilik yapsak karşılığını göreceğiz. Zerre miktarı kötülük yapsak, ya bu da sayılmaz. Bir fırttan bir şey olmaz. Zerre miktarı da olsa günah. Tevbe etmediğimiz, düzeltmediğimiz müddetçe o deftere yazılır. Yok olmaz. Kimse görmez. Bir defa da bir şey olmaz. Canım ne var? Bir gün oruç tutmadım. Bugün keyfim yoktu. Orucu niyetlenmedim. Bir şey olmaz. Olur. Çok şey olur. Bir vakit namaz kılmadım. Çok şey olur. Bütün günahlar birle başlar. Bir banımla başlar günahlar. Bir şey olmazla başlar. Tiryakiler öyledir. Sigaralar, alkol öyledir. Hafiften başlarsın. Bir adam filan başlarsın. Canım bu kafayı buldurmuyor. Buldurur. Bir kadehten bir şey olmazla başlıyor. Bir daldan bir şey olmazla başlıyor sigara. Sonra ne oluyor? Tiryaki oluyorsun. Bir paket, iki paket, üç pakete çıkıyorsun. Hep birinci basamak olmadan iki olmuyor ya. Şeytanın taktiğidir bu. Pat diye seni düşürmüyor. Bütün günahı daldırmıyor. Yavaş yavaş. Alıştırı. Sonra diyor ki ulan bu da mı günah diyorsun? Günahı içselleştiriyorsun. İçinde kabul ediyorsun. Bundan 20-30-40 sene önce kadınlarımız kısa kollu gezdiği zaman ooo şaşırırdık. Büyükler bilir. Kısa kollu gezdi. Ne günah. Şimdi kısa kollu gezdiğine hocam o kapalı diyor ya. Bırak öteki telafını geçtik. Kısa kollu başı açık gezen kadınlara ne diyoruz? Kapalı diyoruz ya. Niye? Günah algımızı değiştirdik. Günahı günah olarak görmemeye başladık. Dejenerasyon var, erozyon var. Kendimizi sorgulamamız lazım. Dinin bir emri nasıl olur da bu hale getiririz? Zihnimizde günah algımız değişti. Eskiden oruçlar alenen yenmezdi mesela. Alenen. Oruç tutmayan tamam oruç. Bütün ibadetler gönül işidir. Bütün ibadetler gönül işidir. Gönül yoksa ibadet olmaz zaten. Yürekten değilse, niyet bozuksa o ibadet olmaz. Ama oruçta da şöyle bir yol vardır. En azından alenen yenmezdi. Günah işliyorsan Allah Allah senin aranda kalsın. Topluma mal etme. Kötü örnek olma. Değil mi? Oruç tutmadığı zaman gizli olursa en azından Allah Allah senin aranda olur.
Açık olursa topluma yansıtmış olursun. Kötü örnek olmakla, değil mi? Çocukların gözünde ne olur? Demek ki Ramazan'da oruç tutmasan da olur. Çocuk böyle düşünür. Büyükler tutmadığına göre demek kötü bir şey değil. Demek ki günah bir şey değil. Diye düşünür mü, düşünmez mi şu çocuk? Düşünür. Herkes evdeki mesela kadınlarımız muayyen günlerinde oruç tutmaz. Oruç onlar izinlidir, raporludur Allah'tan. Onlar evde bile gizli yerler. Çocuklardan ayrı uzak görmesinler. Niye? Çocuk bilmez senin muayyen günün ne olduğunu ki. Annesinin gündüz Ramazan günü yemek yediğini gören bir çocuğun psikolojisini bir düşün. Dikkat etmek lazım. Öyle de olsa mutfakta gizli yiyeceksin. Yani diyelim ki hastasın, oruç tutamıyorsun. Efendim Allah'ın bize vermiş olduğu ruhsat var değil mi? Hastalar oruç tutmaz diyor. Belirli hastalar. Belirli mazeret olanlar. Öyle de olsa ulu orta sigara içmen gerekmiyor. Ulu orta yemek yemen gerekmiyor değil mi? Bunları böyle dikkat etmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunların hepsi deftere yazılıyor yani. Hepsi bak ayet-i kerime orada. Okumuyorum siz bakın. İnna nahnu nuhyil mevta. Bak Yasin suresi 1. sayfanın sonu. Şüphesiz biz ölüleri dirilteceğiz diyor. Ölüleri dirilteceğiz. Ve nektubu ma gaddamu. Bu yaptıklarınızı ma gaddamu demek yani takdim ettiklerinizi, gönderdiklerinizi, yaptıklarınızı yazıyoruz. Nektubu yazıyoruz demek. Ve etharahum bıraktıklarınızı da yaptıklarınızı, gönderdiklerinizi ve bıraktıklarınızı da yazıyoruz. Yaptıklarımızı ve yapmadıklarımızı. Yapmadıklarımızı da yazıyor ya. Bıraktığımız eserleri de yazıyor. Yapmadığımızı nasıl yazıyor? Yapman gerektiği halde yapmadığını yazıyor. Nektubu yazıyoruz demek Allah meleklerine yazdırıyor. Ve kulle şeyin ahsaynâhu fî imâmin mübîn. Biz her şeyi apaçık bir kitapta yazdık. Saydık diyor. Yani amel defterinde diyor. Yaptıklarınızı her şeyi sayacağız diyor. Bununla alakalı şöyle bir ayet-i kerime var. Kitap orta yere konuldu diyor. Kehf suresinde yanılmıyorsam. Kitap ortaya konuldu. Günahkarların bu kitaptakileri gördüğü zaman korktuklarını görürsün. Ve şöyle derler. Mâ li hâzel kitâb. Amel defteri önüne açıldığı zaman herkesin mahşer duruşmasında bu kitaba ne oluyor ya? Nasıl kitap? Bu ne biçim kitap? La yugadiru sagireten ve la kebireten illa illa ahsaa. Bu kitap nasıl bir kitap? Büyük küçük hepsini yazmış. Amel defterimizi biz bir bakacağız ki aman Allah'ım neler var ya. Neler yapmışız biz. İnkar etme şansımız yok. Ulan Ramazan günü çatır çatır yedik o da yazmış. Tüh. Ne yapacağız? Silebilir misin? Orada silemezsin. O geçti. Burada silebilirsin. Burada silebilirsin. Sildirebilirsin. Tevbe silgisiyle, nasuh tövbesi, silgisiyle sildirebilirsin. Faraza, bu Ramazan dün oruç tutmadın. Bilerek, hiç mazeretin yok. Şeriatın mazeretleri dışında, yani Kur'an ve sünnetin verdiği mazeretler var. Onların dışında, hiçbir mazeretin yok. Tutmadın. Şimdi jeton düştü ulan tüh. Ne adammışım ya. Ramazan'ı boş geçirdik. Ramazan da bitti. Ne yapacağız şimdi? Yapacağını söyleyeyim mi? Yapacağımız bir iş var. Beyaz bir sayfa açmak. Tevbe-i nasuh etmek. Buna, bu hastalığımıza, bu günahımıza ağlamak, tevbe etmek. Sadece kuru kuruya tevbe değil. Bu orucumuzu hemen yarından tezi yok. Kaza etmek. Kaza etsek bile hesaba çekileceğiz bu kesin. Kaza etmek aslının yerine geçmez. Namazları kılmıyor, kaza edelim diyor. Hiçbir kaza aslı yerini tutmaz. Islak imzalı istiyor Allah.
Orijinal olacak. Fotokopi kabul etmiyor ya. Kaza aslı yerini tutmaz. Ne olur peki? Mahkemede hafifletici sebep olur. İndirim olur cezada. Belki affeder, onu bilemem. Yani o kadar önemli. Nasıl olsa aslının yerini tutar diye kazayı bırakmak doğru değil değerli kardeşler. Evet, فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ İyiliklerde yarışın, hepinizin dönüşü Allah'adır. Evet, Ramazan bize iyilikte yarışmayı da öğretti. Ramazan bize yardımlaşmayı öğretti. Ramazan bize kendimize gelmeyi öğretti. Devamlı kulluk yapmamızı öğretti. Kulluk devamlı olacak. Yani belirli günlere has olmayacak. Belirli günlere Allah'ı hatırlama Yahudi ve Hristiyanlara mahsus. Pazar günü kimin günü? Hristiyanların günü, kilise günü. Hiçbir iş yapmazlar. Pazar günü o yüzden tatildir. Maalesef biz de onlardan o tatil aldık. Değil mi? Bizim günümüz değil, bizim onların günü normalde. Cumartesi kimin günü? Yahudilerin. O gün ibadet günüdür. O güne mahsustur. Havre'ye, sinagoga giderler. Şimdi oradan bakarak Cuma'yı da tatil yapmaya çalışıyorlar. Aslında Cuma Müslüman'ın bayramıdır ama tatil değildir. Müslüman'ın kitabında tatil diye bir şey yok zaten. Çünkü Cuma ayetinde ne diyordu 10. ayette Cuma suresinde? فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Cuma namazını kıldığınız zaman yeryüzüne dağılın, camide oturmayın diyor yani. Allah'ın verdiği rızıktan arayın diyor. Yani kaldığınız yerden işinize devam edin. Tembel tembel durmayın diyor. O yüzden buraya nereden geldim? Belirli günlere has değildir ibadet. O belirli günlerde ibadet tempomuzu yükseltebiliriz. Ama namazı sadece kandil gecelerine, sadece cumalara, sadece bayramlara kıldığımız zaman Efendimizin bize anlatmış olduğu İslam'da bu yok. Allah'ın bize anlatmış olduğu Kur'an'da bu yok. Belirli günlere. Yani piyangocu mantık diyoruz ya. Az koyup çok almak istiyoruz. 1 lira koyup 1000 lira almak istiyoruz. Yok böyle bir şey. Şöyle var hayır hasenat hususunda. Misliyle veriyor Allah. Bununla alakalı ayetler var. Men ce'e bil haseneti felehu aşru emsal geliyor mesela. Kim bir iyilik yaparsa, bir hasene yaparsa, haseneyle gelirse 10 misli vardı diyor mesela. Bakara 261'i söylemiştik değil mi? Kodlamıştık. 2'ye 261. Bakara 261'de 700 vereceğini söylüyor. Çokluktan kinayedir tabii ki. Çok veriyor. Ama bu farzları yapmayacağımız anlamında değil. Şimdi 5 vakiti kılmıyorsak ama Ramazan'da full teravih kılıyorsak, teravih sünnettir nihayette ama sabah namazı farzdır mesela. Dedik ya Ramazan full teravih kılsa ama sabah namazının 2 rekat namazının yerine geçmez. 2 rekat farzının yerine geçmez. Ya Rabbi namazdan sorguya çekildiğim zaman Ya Rabbi namaz konusunda teravihler kıldım. O sabah namazını onun yerine sabah namazına saysan olur mu diye sorsan Allah'a olmaz kulum o ayrı, nafile ayrı. Efendim farz ayrıdır diyecek. Çünkü namaz terazide tartılırken Allah farzları tartacak. Nafileler takviye olacak. Takviye olacak. Yani farzlar eksik geldiği zaman nafilelerle takviye olacak inşallah. Hadisten onu anlıyoruz da. Yalnız farzları terk etmek asla doğru değil. Evet. Çünkü ayet-i kerimeye geçmeyelim. Ayet-i kerimede ne diyor? وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm gelinceye kadar, sana ölüm gelinceye kadar ibadet et diyor. Hicr suresi 15. surenin 99. ayet-i kerimesinde. Yani namaza ne zaman başlayacaksın? Hacca gideyim gelin başlayacağım söz diyor. Yok ya böyle bir şey yok. Askerden sonra başlayacağım diyeni duydum. Evleneyim söz namaza başlayacağım. Böyle pazarlıkla olmaz bu iş. Biz namaz örnek verecek olursak buluğ çağından ölünceye kadar hatta yetiyken yakî. Namaz ihtiyar işi, müftü işi, hoca işi, hacı işi değildir. İbadetler öyledir yani. Ama camilerimiz maalesef ihtiyarlarla dolu oluyor genelde. Sakallılar, ihtiyarlar, hocalar. Gençler nerede? Gençler genelde cami pek böyle
özel günler vardır onlar. Özel günlerde çünkü kandil gecelerinde, bayramlarda. Kardeşim bu namaz, bu cami sadece o günlere mahsus değil. Bunu anlatmaya çalışıyoruz yani. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet, Ramazan pazarı kapandı artık. Ramazan bir pazardı, bir panayırdı, kapandı. Senede bir defa kuruldu. Bereketli bir pazardı. Artık dükkan kapandı. Bu pazardan alışveriş yapıp heybesini doldurup bu yolculuğumuz devam ediyor. Ölünceye kadar, dirilene kadar devam ediyor. Artık heybemize 2017'nin 1438 Ramazan ayının hesabı, defteri dürüldü, kitabı kapandı. Artık ne yapacağız? Önümüzde bu Ramazan'la alakalı yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bu Ramazan'dan kim karlı çıktı? Kim karlı çıktı? Ramazan'da Ramazanlaşanlar, Ramazan'ı yaşayanlar, Ramazan'ı hoş geldin deyip evine misafir edenler, oruçlarını tutanlar karlı çıktı. Misafiri kapıdan kovan, yüzüne çarpıp, ulu orta Ramazan günlerine hürmet etmeden, oruç tutmadan, yeme içmesine devam eden, biz burada bu sıcak en uzun günlerde ağzımız burnumuz kuruyarak oruç tutarken birileri kılını kıpırdatmadan oruçsuz geziyorsa Ramazan pazarından bir gram bir kârı yok demektir. Ramazan pazarı ona hiçbir şey kazandırmaz. Şimdi mahşerde hesaba çekildiğimiz zaman ücretini alacağız Allah'tan değil mi? Ramazan'ın o ücretini, karşılığını isteyeceğiz. Verecek Allah. Yani patron bize maaş dağıtacak. Kuyruğa girdik, maaş alacağız. Değil mi? Ya da bordro yapıldı, liste gönderildi. Listede adım var mı, yok mu? Ramazan bordrosu yapıldı. Bu bordroda maaş alacağız. Ramazan maaşı öbür tarafta alacağız. Bordroda adım var mı, yok mu? Bu seneki Ramazan'da Ramazan bordrosunda adım var mı? Ya da patron sana maaş verecek şimdi. Değil mi? Rabbimizin ücretini bekliyoruz. Sen de kuyruğa girdin. Kuyruğa girdin maaş almak için ama Ramazan'da yoktun ki. Teravih'te yoktun, oruçta yoktun, yoktun yani. Nasıl maaş alacaksın? Vermezler. Bekleme. Vermezler. Sen patron olsan verir misin? Bir ay işe gelmedim, maaş günü maaşa geldim. Verilir mi? İçimizde böyle bir patron yok. Vermezler. Allah da öyle olacak. Hocam ne yapacağız? Ne yapacağız? Biraz önce söyledik. Geçen geçti. Ramazan bitti. Bu Ramazan'la alakalı yapacak bir şey yok. Yapacağımız bir şey var. Yürekten bir tevbe edeceğiz. Bu günahlarımıza ağlayacağız. Namaz kılmadığımıza ağlayacağız. Camiye gelmediğimize ağlayacağız. Bu oruçları zayi ettiğimize ağlayacağız. Ve kaza etmeye bakacağız. Hemen, hemen. Bugün, bu sabah, Şevval'in birinden itibaren ne yapacağız? Bunlara tevbe edeceğiz. Gelecek Ramazan Allah ömür verirse bu tembelliği, bu hatayı yapmayacağız. Yapmamaya söz vereceğiz az kardeşlerim. Evet. Ezan değil de vakit yaklaştı artık. Bir iki dakika uzatabiliriz. Safları düzeltelim. Cemaat yıldı. Şuralar boş bayağı. Şuralar boş. Şu ön safı doldur. Ön safı. Şu ön safı. Evet. Az kardeşlerim, bugün bayram. Ramazan bayramı. Neyin bayramı bugün? Ramazan'ın bayramı. Ramazanlaşmanın bayramı. Ramazan'ı yaşamanın bayramıdır. Bugün biz Ramazan'ı yaşamanın bayramını yapacağız. Bayramın mübarek olsun diyeceğiz. Bayramımız mübarek olsun. Evet. Bayramı yaşamak için Ramazan'ı yaşamak lazım. Değil mi? Bayram olması için Ramazan olacak. Ramazan'ın sonu bayramdır. Ramazan bize gelecek 11 aya kadar Ramazanlaşmayı öğretti. Mübarek 11 ayların birinci günü bugün değil mi? Mübarek 11 aylara girdik. Bu 11 aya yayacağız Ramazan'ı. 11 ay Ramazan gibi olmalıdır. Ramazanlaşmış bir 11 ay. Gelecek 11 ayda da aynısını yapacağız. O zaman bunu bir ömür düşün. Ömrün Ramazan olduğu ne olur? Ramazan'ın sonunda ne var? Bayram. Ömrün Ramazan olsa, ömrünün sonunda ahirette ne olacak? Bayram olacak. Ömrün Ramazan olursa ahiretin bayramı olur. Ahiretimiz bayram olacaksa
Ömrümüz Ramazan olacak. Olmalı. Değil mi? Ramazan'ın sonunda bayram yapıyoruz ya, hepimiz mutluyuz. Sevinçliyiz. Birbirimizle kucaklaşacağız. Ramazan'ı tutmanın, orucu tutmanın sevinci, bunun ücretini, ecrini alacak olmanın sevincindeyiz. Değil mi? Bunun yüreklerimiz kıpır kıpır, değil mi? Ne güzel. Diyoruz ki ya, bir ay oruç tuttuk ya, ne güzel. Bak hiçbir yerimiz eksilmedi. Değil mi? Tutmayanların bir şeysi de artmadı yani. Bir ay yemek yiyerek, bizden bir öğün fazla yiyerek hiçbir şeysi artmadı. Bizim de bir yerimiz eksilmedi. Gözümüz de kör olmadı. Ayağımız topar olmadı. Hiçbir eksiklik görmedik. Elhamdülillah. İnşallah Ramazan hususunda tembel olan kardeşlerimiz camiye gelenler için de olabilir. Söylediklerimle alınsınlar. Alınsın diye söylüyor. Alınmasa ne kıymeti var ki? Buradan girip buradan çıkacaksa bir kıymeti yok. Boş boşuna konuş. Alınsınlar diye söylüyoruz. Bu Ramazan'ı tembel geçirdiysek ağlayalım, tevbe edelim. Gelecek Ramazan'ın programını yapalım. Allah ömür verirse inşallah bir daha yapmamaya söz verelim inşallah. Oruçta da öyle, namazda da öyle aziz kardeşlerim. Evet. Bugün Ramazan bayramındayız. Ramazan'ın bayramındayız. Ramazan bayramına sakın şeker bayramı demeyelim. Şeker bayramı çocukları sevindirdiğimiz için denmiş ama çocukları yine sevindireceğiz. Haçlık vereceğiz. Sevindireceğiz. Şeker vereceğiz. Çikolata vereceğiz. Elimizi öpsünler. Biz onları evimize ilk vardığımız zaman çocuklarımızla bayramlaşalım. Eşimizle bayramlaşalım. Kucaklaşalım. Ne kadar güzel değil mi? Şu camimizde herkes birbirine bayramlaşsın. Hemen dağılmayın de. Kucaklaşalım. Küs durmayalım. Mesela şu camide birbiriyle küs olan varsa olmamalı. Şu camiden çıkarken birbirimize küs kimse olmasın. Müslüman Müslümanla kaç gün? 3 gün mühlet var. 3 günden fazlası haramdır. Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. İmanın şartı sevgi yap. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız diyor. Sevmek zorundayım. Hocam o bizden değil. Bizim takımdan olmasın. Sizin takımdan olmak zorunda değiliz. Sizin tarikattan, sizin cemaattan, sizin şuradan buradan olmak zorunda değil kimse. Ama biz olmak zorundayız. Müslüman olmak zorundayız. Huve semmâkumul müslimîn. Allah bize Müslüman ismi vermiş. Ben A cemaatine, A tarikatına, A şeyine girmek zorunda değiliz. Müslümanız. Müslümansak ayırt etmek sizin birbirimize kucaklaşacağız. Birbirimizle efendim küs durmayacağız. Seveceğiz, sevmek durumundayız. Büyüklerimizin yanına gidip elini öpeceğiz. Uzaksa telefon edeceğiz. Anne babamızı ihmal etmeyeceğiz. Ölmüşlerimizi unutmayacağız. Sadece Arafa günü değil, her zaman. Özellikle bayram günlerde ölmüşlerimize, geçmişlerimize dua edeceğiz. Mezarlarımızı ziyaret edeceğiz. Hem ölülerimizi sevindireceğiz, onların ruhlarını, hem de kendimiz ölümü bir daha hatırlayacağız. Az kardeşlerim. Evet. Vakit geldi herhalde. Evet, yeni gelmiş. Cemaatimizden gecikenler olabilir diye biraz daha savsaklıyoruz. Yavaşlatıyoruz o yüzden. Evet az kardeşlerim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Burada bitiriyoruz. Cenab-ı Hak bizleri inşallah bu bayram sabahındaki sevinçlerimizi, İnşallah mahşer sabahındaki o duruşmada da oruçlarımızın sevincini, burada yaşadığımız heyecanı orada da yaşamayı nasip eylesin. Bu Ramazan ayındaki kulluk performansımızı gelecek Ramazan'a da inşallah taşımayı nasip eylesin. Her günümüzü, her ayımızı Ramazan eylesin diyoruz inşallah değerli kardeşlerim. Evet, bu vesileyle sevinç, mutluluk ve huzur günü olan bu bayram gününün kendimize, memleketimize hem de bütün İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz eder. Hepinizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ramazan bayramımız mübarek olsun inşallah diyoruz. Amin.